Çok da uyandırmadık. Telefon geldi. Cenaze varmış. Şimdi cenazeye doğru intikal edeceğiz. Evet, çocuklar dedik uyandırmadık. Sessizce evden çıktık. Gece saat 3. Bir cenaze varmış. Cenazemizi görelim. Bu hafta defin ruhsatı bizden. Bunu niye çekiyorum? Gece nöbetini göstermek için. Evet. Etap atıp çekeceğiz inşallah. Evet. Binadayız. Şimdi binip vakaya gideceğiz inşallah. Evet. Gece de rahat oluyor, kimse yok. İnşallah. Bakalım, kimse yok. Hadi bakalım. Bu arada cami inşaatı da bitmedi. Zaten depremden sonra biraz zor biter. Milletten zaten yardım gelmiyordu camiye. Şimdi iyice kalır. Olsun. Önce insan. Evet. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Arka arkaya sıkıntılar. Elbet her sıkıntıdan sonra bir kolaylık vardır. Elbet her sıkıntıdan sonra, zorluktan sonra, bunaltıdan sonra bir kolaylık daha vardır. Allah iki kolaylıktan müjdeliyor. Elhamdülillah. Her geceden sonra bir sabah vardır. Ben çok yakında çok rahatlıklar geleceğine inanıyorum inşallah. Belediye binasına yakın bir yerde bir cenaze varmış. Onu göreceğiz. Ondan sonra cenazenin raporunu vereceğiz. Yavaş yavaş ilgili adrese doğru gidiyoruz. Evden de sessiz çıktık, çocuklar uyanmasın, kimseyi rahatsız etmeyelim, binadakileri rahatsız etmeyelim diye sessiz konuşmaya çalıştık. Evet. Gecenin güzel tarafı sessiz, sakin, kimse yok. Geceleri değerlendirmek lazım, ibadetle. Ömrümde bir defa olsun gece kalk. Evet, ömrümde bir defa olsun gece kalk. Namaz kıl, ibadet et. Ey Müslüman, gece kalk. Gece sabaha kadar uyuma. Geceleri uyanık ol. Kim gece uyanık olursa aynı mesir macunu da atıp da millet eli toplarken bazı göz açıkta şemsiye götürür, şemsiyeyi açar. Aynı o şemsiyeyi açıp da para toplayanlar gibi. Geceliğin kalkanlar daha çok toplarlar. Evet. Millet eliyle toplarken göz açıkta şemsiyeyle topladıkları gibi mesir macunu. Gece kalkanlar da diğer uyuyanların ikini de alırlar, toplarlar. Çünkü onlar uyurken gece uyanık olanlar toplarlar. Bunu hırsızlar için de söylüyorsun. Çünkü gece adam uyanık olduğu için haram da olsa rızkını topluyor. Gece uyanık olmanın faydası ve zararı. Evet. Şimdi burada bir yerde park edeceğiz.
Cenaze buradaymış. Şurada boş yer var. Gördük. Allah rahmet eylesin, birisi ölmüş. Şüpheli bir durum yok. Bunun raporunu verelim inşallah. Cenaze yakınlarını gönderdik. Ölüm belgesini hazırladık. Bunları pazartesi göndereceğiz. Şimdi sağ solu kapatacağız. Işıkları da söndüreceğiz. Eve doğru gideceğiz inşallah. Hayırlı geceler olsun. Allah evinize, barkınıza ateş düşürmesin. Çoluk çocuğunuzun acısını göstermesin inşallah. Kolay değil. Allah yardım etsin. Peki, hayırlı geceler.